gerek itikadi gerek ameli fıkhi herhangi bir konuda sahabe-i kiram ne düşünürdü, nasıl davranırdı? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavrı nasıldı? Bunu görmek istiyorsanız eğer sünnetten ve sahabe-i kiramdan intikal eden müktesebat hakkında en sahih, en sağlıklı değerlendirmeyi yapan, usulü fıkıh sistemi içerisinde yapan müçtehit imamlara bakmak durumundasınız. Usulü fıkıh dediğimiz disiplin sadece ahkam ayetlerinden, hüküm hadislerinden bize ibadet, muamelat vesaire ile ilgili netice çıkaran bir sistem değildir. Usulü fıkıh dediğimiz sistem bütünüyle nasların, vahyin, Kur'an ve sünnetin sağlıklı ve sahih biçimde nasıl anlaşılacağını bize öğreten sistemdir. Yani hangi alana dair olursa olsun, hangi meseleye müteallik olursa olsun, herhangi bir ayetin ya da hadisin bize ne anlattığını biz en gerçekçi, en sahici biçimde ancak usulü fıkıh sistemi sayesinde anlayabiliriz, öğrenebiliriz. Sistemsiz ve metotsuz baktığınızda naslara ortaya çıkacak olan şey karmaşadan başka bir şey değildir. Hele bilhassa itikadi alanda meselenin içinden çıkabilmek için mutlak surette bu sisteme ihtiyacımız var. Onun için bu ümmetin gerçek rehberleri, bu ümmeti selefi salihine, sahabe-i kirama ve sünnet-i seniyeye bağlayan gerçek rehberler mezhep imamlarıdır, müçtehit alimlerdir. Bu din onlardan, onların talebeleri, talebelerinin talebeleri ila nihaye senetli ve bağlantılı olarak bize kadar intikal etmiştir. O zaman meseleyi tahsih edelim. Eğer ortada gerçek bir selefilik varsa o mezhep imamlarının üzerinde bulunduğu ve temsil ettiği çizgidir. Selefe ulaşmanın başka bir yolu yoktur. Elimizde bulunan, dünyamıza daha doğrusu boca edilen bir takım rivayet kitapları var. Kitab-ı Sünne başlığı altında, Kitab-ı Tevhid başlığı altında hayatımıza boca edilen bir takım metinler var. Bu metinlerin içinden sağlıklı biçimde nasıl çıkacağız? Bu metinleri doğru biçimde nasıl değerlendireceğiz? Bakın İmamul E'imme denen hadiste, İmamul E'imme, imamların imamı denen İbni Huzeyme, meşhur Sahih isimli eserin sahibi, hadisteki otoritesi müsellem. Ama Kitab-ı Tevhid diye bir eser yazmış. Bu eser çağdaşı ve İmam Bukhari'nin katibi talebesi İbni Ebi Hatim Er-Razi'ye ulaştığında bakmış muhtevasına, demiş ki keşke yazmasaydı bunu. Çünkü biz usulü din ilmini tahsil etmedik. Biz bu ilmi bilmiyoruz. Usulü dine mütedair rivayetleri elinde bulundurmak meseleyi çözmez. O rivayetleri ezberine almış olmak meseleyi çözmez. O rivayetlerin ne anlattığına, manasına, mazmununa, delaletine de vakıf olmak gerekir. Bu bizim işimiz değil, biz bunu tahsil etmedik diyor. Kendisi de büyük bir hadis hafızıdır İbn Ebi Hatim Er-Razi. Babası Ebu Hatim, İmam Bukhari'nin ders arkadaşıdır, yolculuk ve talebelik arkadaşıdır. Kendisi de onun katibidir, talebesidir. Daha sonra bu eseri yazdıktan sonra bu eserin muhtevasıyla ilgili, bu eserde daha doğrusu ortaya koyduğu istidlallerle ilgili, çıkardığı neticelerle ilgili tenkitler almaya başladığında kendisi de bir itirafta bulunmak zorunda kalmış. Benim bu konularda hata yapmam tabidir diyor. Çünkü ben usulü din okumadım. İbni Huzeyme, Allah ona rahmet eylesin, meselenin farkında olan bir alimdir ve meselenin aslını ortaya koymuş. Ben bu kitabı yazdım ama içinde hata bulunması normaldir. Ben usulü din ilmi tahsil etmedim diyor. Peki bugün onun çizgisini selef adına, tevhid adına onun çizgisini takip ettiğini söyleyen insanlar, kesimler, nesiller İbn-i Huzeyme rahimehullah kadar dürüst olabiliyorlar mı? Onun itirafını bunların ağzından duyduğumuz vaki midir?
itikat hakkında konuşacaksak bu ilmi tahsil etmemiz lazım. Usulü din ilmini tahsil etmemiz lazım. Yoksa bu işin içinden nasıl çıkacağız? Teşbihe, tetsime, sapkınlığa düşmemiz işten bile değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de pek çok nas var. Allah korusun bir kimse bu naslar konusunda aklını nasıl kullanacağını, muhakemesini nasıl yapacağını tespit edemezse teşbihe ve tetsime sapması kaçınılmaz olur. Ve bu akideyi işin merkezine koyduğunuz zaman Allah korusun muhkem nasları, müteşabih naslar doğrultusunda tevil etme, yorumlama hatasına düşmeniz kaçınılmaz olur ki selef çizgisinde söz söyleyen, kitap yazan insanların kahir ekseriyetinin düştüğü hatadır bu.